بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم <applause> كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Amen. <laughs> وان تصوموا خير يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هدى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فليستجيبوا Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli izleyiciler hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Yine bir iftar sevincinde iftar sevincimizi paylaşmak üzere birlikteyiz. Çok kıymetli hocamıza Enes Sırma hocamıza Ham Pelkum Cami imamı kendisi canı gönülden bu güzel tilavet için teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Bugün yine değerli bir konuğumuzla değerli bir konu konuyu işleyeceğiz. Bugün Geçtiğimiz günlerde Kur'an-ı Kerim'i konuştuk. Kur'an-ı Kerim'i elbette konuşmaya her gün devam edeceğiz. Bugün hadisi şerifleri inşallah çok kıymetli bir hocamızla inşallah bugün konuşma fırsatımız olacak. Çok kıymetli Gelsenkirken Tura Camii imamımız Adem Hendek hocamız aramızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyisiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun cümlemize. Allah sağlık sağlık afiyet versin hocam. Amin cümlemize inşallah. Hocam geçen sene pandemi döneminde Camia TV hayata başladığında evet. sizinle Ramazan boyunca Hadisler Işığında adlı bir program yapmıştık. Çok da güzeldi. Elhamdülillah. E, bugün de inşallah o programın tabiri caizse bir özetini e, bugün inşallah işlemiş olacağız sizinle birlikte. İnşallah. i̇nşallah. Bir diğer konuğumuz e, her çarşamba artık inşallah bizimle beraber olacak olan çok kıymetli sanatçı kardeşimiz Ali Erdem kardeşimiz. Hoş geldiniz. Hoş Erdem. bulduk. İyi inşallah size? İyi. Sizi gördük daha yolluk davetinizden ötürü. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sesinizi özledik. Ee, Sesinizi özledik. Ee, biraz iftar öncesinde boğazımızın böyle kurumasıyla biraz zorlanıyoruz okurken. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bundan mütevellit seyircilerimiz bir hezimet yaşarsa kusura bakmasınlar lütfen. O konuda en avantajlısı bizim diğer sanatçılarımız. Onlar elleriyle <laughs> <laughs> gerekli sanatlarını icra ediyorlar. Onlar da saygıyla selamlıyoruz. Hocamızı da Enes Hocamızı da uğurlayarak biz sohbetimize devam ediyoruz. Hocam, bugün hadis-i şerifleri konuşalım inşallah evet. Allah nasip ederse. Şimdi hadislerin e, önemi, konumu, Kur'an'ı anlamadaki rolüne geleceğiz. Ama öncelikle şundan başlamak istiyorum. Hadis-i şerifler hocam nasıl ortaya çıktı? Kim yazdı? Kim bugünlere ulaştırdı? Onunla başlayabilirsek. Ben öncelikle... Ee, bu nazik davetinizden dolayı teşekkür ediyorum. Camia TV ekibine de başarılar diliyorum kardeşlerimize. Teşekkür ederim. Bu vesileyle tamam. şu anda bizleri de takip eden izleyen kardeşlerimizin e, efendim Ramazanlarını tebrik ediyorum. E, Rabbimiz inşallah arzumuz isteğimiz o. Ramazan ayı şüphesiz şu ana kadar da üzerinde konuşuldu. Rahmet ayı, bereket ayı, efendim kurtuluş ayı inşallah Rabbimiz bizleri için ümmeti Muhammed için bütün insanlık için Ramazan'ın efendim güzelliklere, iyiliklere vesile olmasını Rabbim lütfeylesin, ikram eylesin inşallah. i̇nşallah. Şimdi tabii hadis-i şerifler şüphesiz İslam'ın e, yani kaynak sıralamasında Kur'an-ı Kerim'den sonra hadis-i şerifler gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ashab-ı kiram, baştan kainatın efendisi, Kur'an'la karışmasın diye hadis-i şeriflerin yaz yazılmasını e, Peygamber Efendimiz istemedi. Ama daha sonra bu konuda titizlik ortaya çıktıktan sonra Peygamber Efendimiz bunu teşvik etti. Hı hı. Önce müsaade etmedi evet, ama daha sonra daha teşvik sonra, etti bize. Evet, daha sonra özellikle Medine yıllarında artık bu netleştiği Sahabenin bu noktadaki titizliğini de Peygamber Efendimiz yani celbetmiş oldu. Bunun kesinlikle birbirinden ayrılması hmm. gerektiğinin e, altı çizilmiş oldu. Teşvik etti. Malum çokça bilinen bir hadis-i şerif vardır. Peygamber Efendimiz buyurdu ki نَطَّرَ اللّٰهُمْ رِيَنْ سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَغَ كَمَا سَمِعَ Ferupla <laughs> mübellirin ammin samin sadaka Rasulullah. Peygamber Efendimiz diyor Allah Teala şu insanın yüzünü ak kılsın. Şu yüz, şu insanın yüzü aydın olsun. Yani تَبْيَضُ وُجُوهٌ ve tesfedducuh efendim Ali İmran suresinde buyurulan kim o insan bizden duyduğunu duyduğu şekliyle hmm. insanlara aktaran kişinin Allah yüzünü ak kılsın. Yani onu dünyada ve ahirette güzel yapsın. Şimdi bundan sonra söylediği Peygamber Efendimizin çok daha önemli. Çünkü diyor ki... E, öyleleri vardır. Yani anlatandan daha ehaktır ona. Gerçekten öyle olmuş. Şimdi Ashab-ı Kiram yaşayan bir Kur'an. Ashab-ı Kiram e, tabir yerindeyse yaşayan bir hadistir. Çünkü e, ee, bizzat Rabbimiz allah Teala ashab-ı kiramla ilgili Ya Muhammed inne ashabeke indi bi menziletün nücumi fisseme yani, Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin arkadaşların benim nazarımda, benim katımda gökteki yıldızlar gibidir. Kutsi bir hadis-i şeriftir bu. Hmm. E, Tabi Kur'an-ı Kerim'de de yani ashab ı ilgili Rabbimiz o kadar övücü ifadeler e, kullanmıştır ki mesela muhacirlerin ensarın onlardan ve onlara tabi olan Tevbe suresinde es-sabiqun el min mine'l-muhacirin ve'l-ansar ve'l-lezina bi radiyallahu anhum ayetinde yani imanda önceliği almış muhacirler sonra onlara sahip çıkmış ensar ve Güzellikle onlara tabi olanlar, hmm. elhamdülillah bizler, evet. işte Allah onlardan razıdır. Şimdi tabi ashab-ı kiram bu noktada yaşantılarıyla gerek Kur'an'ın gerekse hadislerin teminatı olmuş. Hmm. Zaten Peygamber Efendimiz bunu çok açık ve net ifade etmiş. Buyuruyor ki, emanetün li ümmeti ''Benim ashabım ümmetimin emanıdır.'' Güvenidir. Güvenidir. Yani ümmetin fesatlığının önündeki en büyük engel Ashab-ı Kiram'dır. Yani biz şimdi Ashab-ı Kiram'dan bahsederken hani bazen şöyle düşünüyoruz. Hani elhamdülillah e, sanki dün onlar bizim aramızdaydı. Gerçekten de öyle. Ben şöyle bir hesabını yaptım. Yani biz kaçıncı nesiliz mesela? Evet, evet. Yani Peki 25. Hocam. Yani 25 yılda bir nesil değişiyormuş. 25 yılda. Öyle hesap ettiğimiz zaman çok da uzak değiliz. Yani yetmişinciyiz biz. Fazla yok. Yani fazla yok arada yani. 1400 küsur yıl şöyle baktığımız zaman. Tabii daha sonra Ashab-ı e, efendim hadislerin tedvini ilk malum e, İmam Malik'tir. Allah onlar ondan razı olsun. İmam-ı Azam Ebu Hanife ile yaşıttırlar. Hı hı. Aynı dönemde yaşamışlardır. Hı, hı. İmam Malik e, Medine'de e, Mescid-i Nebi'nin imamıdır. E ee, ilk ne, hadis ne yapmıştır hocam. İlk hadis kitabı İz, evet orada, anlaması için tam olarak yani şimdi imam deyince tabi bizim bugün ben de imamlık yapıyorum. Evet. Yani Rabbim e, tabii biz buna layık değiliz. Yani layık değiliz ama birileri bunu yapması lazım yani. Şimdi tabi onlar onlara kendi dönemindeki insanlar imam demiş. Hmm. Yani İmam Malik diyoruz ama imamı ...azam diyoruz bakın. Orada bir adım ileri gidilmiş evet. yani. Büyük Neden? Çünkü o... E, ...kendisinden sonra geleceklerin de yolunu açmış. İmam-ı Azam, ona azam ifadesi kullanılmış. Hmm. Yani bu noktada bunu da ben önemsiyorum. Yani önder, büyük önder anlamında. İmamlık yapmamış. Yani İmam-ı Azam, imamlık yapmamış ama... Hakikaten o bildiğimiz İmam'ın 67 değil yani. yıllık hayatında doğum tarihi 699'dur. Vefat tarihi 767'dir. Yani bu zaman dilimi içerisinde hakikaten İmam Azam Ebu Hanife sadece kendisi değil, kendisinden sonra da efendim dinin demel temel kaidelerini koruyabilecek bir nesil yetiştirmiştir. Hmm. İmam Muhammed ile İmam Yusuf değil mi İmam Züfer evet. sonra ondan sonra gelenler. Tabi e, İmam Malik Muatta'da Kütüb-i Sitte altı hadis kitabı onun içinde e, Muatta Cem'dir. E, o bütün hadis kitaplarında ilkidir. Yani 1700 küsur hadis-i şerif var onda. 1700 küsur hadis-i şerif var. Mesela Buhari biz biliriz. Evet. Buhari. Buhari'de yedi bin küsur hadis vardır. Toplam kütüb-i sittenin altı hadis kitabı artı muhatta'nın yedi hadis kitabında mevcut yedi bin üç yüz otuz sekiz hadis-i şerif vardır. Yani sadece hadislerin e, biz mesela onu Arapçalarını bir kitapta görmüştük. Arapçasını bir araya topladığınız zaman bir Kur'an kadar yapar. Altı hmm. bin altı yüz altmış altı ayet yedi bin üç yüz otuz sekiz. Yani arada çok büyük, çok, fazla fark, çok yok. fark yok. Hı hı. Rudani Şimdi şunu diyeceğim. İmam Şafi bu noktada son derece önemli bir isim. Yani Neden? Dört büyük imam. Neden? İmam Şafi, yani bir insana boşuna imam demezler. Yani o dönemde e, insanlar bunu, müminler demiş. Yani bu noktada bizim en büyük örneğimiz elbette ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam. Şöyle baktığımız zaman Peygamber Efendimiz'e, yani Peygamber Efendimiz kadar insanları taftil eden biri yok ama ikaz etme konusunda da o kadar titiz. Mesela şimdi sahabeden hemen hatırlayalım yani. Şimdi mesela Ebu Ubeyde bin Cerrah diyor li kulli ummetin evet. ve eminu hazihi'l ümme Ebu Ubeyde tab'l Cerrah. Her ümmetin bir emini vardır. Emin peygamber efendimizin peygamber olmadan önceki vasfıdır, evet. sıfatıdır. Bu ümmetin emini de Ebu Ubeyde. Her sahabe için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem övücü ifadeleri olmuş onları. Dolayısıyla bu devam etmiş. Müminler hakikaten güzellikler gördüğü insanları bu vasıflarla zikretmişler. İmam Şafii 7 yaşında hafız olmuş. 9 yaşında e, hadis hafızı olmuş. Hadis hafızı. Bakın şimdi hadis hafızlığı diye bir şey var. Bizim bu bahsettiğimiz isimler İmam Buhari, İmam Tirmizi, İmam Müslim bu isimlerin hepsi o hadisleri ezberlemişler. Bu bize kadar gelmiş ecdadımız bunu devam ettirmiş. Bakın ilginçtir. Benim dikkatimi çekmişti. İlk meclis. Yani 1921. Evet. 23'teki değil. 21'deki meclisin açılışı. Yani e, Hacı Bayram Veli'de cuma namazı kılındıktan sonra meclis açılmadan önce Hı -hı. şimdi bizde ne vardır? Biz hayırlı bir iş olunca Kur'an hatmi yaparız değil mi? Evet. O devam ediyor elhamdülillah. Evet. O zaman bakın hadis hatmi de var. Hmm. Hadis hatmi de yapılmış. O meclisin açılışında hadis hatmi de yapılmış. Buradan şunu anlıyoruz. Bugün hiçbir yerde yapılmaz oldu. Maalesef. Hadis hafızları da var. Hmm. Hadis hafızları var. Bizim biliyorsunuz Serahaddin camilerimiz vardır. Her şehrin tabi İstanbul'da Pek çok Salahattin Camii vardır. Mesela Bursa'da Ulu Cami, ben Bursa'da okudum. Ulu Cami Yıldırım Cami, Yeşil Cami. Bu camilerde görev yapan, mefail hızlı bir hocamız. Onu da buradan efendim anıyorum. Efendim kendisine yaşıyorsa son dönemde görüşemedik. Hayırlı ömürler diliyorum hocamıza. Efendim onun eserinde okumuştum. O dönemde eee Selahattin camilerde görev yapan hocalarımız bir özelliği olurmuş onlarda bir özellik istenirmiş yani. O hocamız hem Kur'an hafızı olacak hem de hadis hafızı evet. olacak. Şimdi o zaman bu toplum ifsad olmaz. Evet. Çünkü taşradan insanlar geldiğinde sorduğunda sorusunun cevabını birinci kaynaktan duyuyor. O binlerce hadisi Ezbere bilmesi mi gerekiyor hocam hafızın? Oradaki hocam. hadis hafızındaki şey şudur. Kütüb-i Sitte'deki hadis. Yani hmm. Buhari ve Müslim baz evet. alınır. O da 7338'dir. 7000 küsur diyelim biz ona yani. Odur yani miktar. Rudani de e, Muhammed er Rudani. Bakın bu da çok önemli. 620 onun doğum tarihi, 683 vefat tarihi, 670'te İstanbul'a gelmiş. O Cem'ul Fevait adlı bir hadis kitabımız var. Hı hı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarımız bu kitabı Türkçemize kazandırdılar. Allah onlardan razı olsun. Hı hı. Çok güzel bir eser. Yani bu hadis kitabını kardeşlerimiz görecek hadislerin niceliğiyle ilgili bilgiler de var. Yani zayıflığı, hı hı. işte e, sahih olması ile ilgili hı hı. ravileriyle ilgili dipnotlar da var. Çok güzel bir çalışma. Şimdi bu eserde 10.133 hadis-i şerif mevcut. 14 hadis kitabını bir araya getirmiş. Hmm. Ömrünü buna adamış. Ömrünü buna adamış. Yani nerede? Kuzey Afrika'nın, tuz şehrinin Tarutat köyünde dünyaya gelmiş. Allah o ateşi kalbine düşürmüş bakın. Evet. Ömrünü buna adamış. En son işte e, Kabe-i Muazzama'da orada hadis sohbetlerinde e, efendim kendisini orada bulunan bir vezirimiz görmüş, İstanbul'a davet etmiş, kendisi Mekke Medine görevlisi olarak oraya atanmış. Evet. Son olarak da Şam'da efendim onu da rahmetle analım Allah burada rahmet Rabbim cümlesine rahmet eylesin. Tabi sözlerimizi bu kadar anlattıktan sonra bu hadislerin bizlere ulaşmasında sayılamayacak kadar isimler var. Hmm. Rabbim hepsinden razı ve memnun olsun inşallah. Amin. Amin evet. diyelim. Hocam İmam Buhari, Tirmizi bunlar önemli insanlar. Hadisleri bize ulaştıran muhaddislerimiz. Bunların özellikle hayatlarına baktığımızda, hayat mücadelelerine baktığımızda nasıl bir insan profili çıkıyor hocam ortaya? Yani kısaca özetleyecek olursak bunları birleştiren mesela İmam Buhari kendini bu yola mı adamıştır? Yani ben hadisleri toparlayacağım mı demiştir? Veya evet. Tirmizi ile görüşmüş müdür? Birlikte mi yapmışlardır? aralarındaki zaman dilimi farkı ne kadardır? Kaç yıl arayla yaşamışlardı? Bunlar hakkında kısaca neler bahsetmek istersiniz? Şimdi tabii yani hepsi belki mümkün için değil ama mesela birisini Buhari biliyorsunuz Buhari ve Müslim sahiyan olarak aşağı yukarı ikisinde de 7000 bin küsur hadis-i şerif vardır. Toplamda mı hocam yoksa? Toplamda. 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 Yani Buhari ayrı, Müslim ayrı. Mükerrer hadisler zaten çoğunda mükerrerdir. Diğerlerinde de Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, İbni Mace mesela bunlar da 4000'den aşağıdır. Hmm. En fazla e, efendim sayı. Şimdi mesela Buhari e, tabi Buharalı yani e, ismi Muhammed e, ailesiyle beraber hacca gidiyor. Mekke Medine'ye gidiyor. Babası varlıklı biri. Hmm. Şimdi tabii o zaman hani bugün insanların şöyle bir rüyası var ya. Hani benim çocuğum işte bugün eee revaçta olan neyse odur yani. Şimdi isme gerek yok. İnsanın önem verdiği şey neyse rüyası odur. Evet. Şimdi o gün insanların rüyası şu. Yani mesela İmam Gazali'de de onu görüyoruz. Yani babası e, yani varlığını Oğlundaki o ışığı görüyor, erken yaşta vefat ediyor. Diyor. İmam Gazali de çok yaşayan bir insan değildir. 52 yıl yaşamış. Evet. Ama bakın bugün hala, değil mi? Hala yani yaptıklarına bakarsanız. Çağlar üstü bir insan. Canım. Aynen. Şimdi babası demiş kazancımı komple ona harcayın. Ondaki o ışığı görmüş. Bu farklı bir şey. Vefat yani. anında diyor ki bunu okutun diyor. Evet. O, tavsiyesi var. Şimdi Buhari de öyle. İmam Buhari. Babası varlıklı biri gidiyor ve orada kalıyor. Yani normalde her giden oradan gelir. Evet. Ama orada kalıyor. Hadislere karşı bir ilgisi var, alakası var. Yani ezberlemeye karşı Kur'an zaten ezberlemiş o zamana kadar. Orada iyi bir ortam var. Orada kalıyor. İşte tekrar Buhara'ya geliyor. O çok titizlikle çalıştığı hadisleri işte tedvin ediyor. Dolayısıyla onlar bugüne kadar çok ciddi emeklerle Günümüze kadar gelmiş. Şimdi burada tabii onları da bizi de e, yani teşvik eden unsurlardan yani şu doğrusu e, hadisleri ezberlemeye beni de teşvik eden yani e, elbette ki bunun yani, Hocam size de hadis hafızı diyebiliriz değil mi? Yani şöyle diyelim olmaya çalışıyoruz. Eyvallah, yani elhamdülillah kütüphaneyi bitirdik becim. ama şimdi şunu ifade edeyim. Şunu ifade edeyim. 7.338 hadis şerifi. Maşallah. Ee, şimdi e, Kur'an hafızıyız aynı zamanda. Maşallah. Elhamdülillah. Çift şimdi eme, şunu eme. için söylüyorum. Şunu için söylüyorum. Şimdi Kur'an'dan herhangi bir yer sorsanız aşağı yukarı şöyle diyorum. Yani yüzde doksan. Yani bir kelimeyi de söyleseniz onun nerede olduğunu biz çıkarıyoruz. Elhamdülillah. Evet. Gerek anlamı olsun gerek Arapça kelime olsun. Yüzde doksan. Ama hadislere soracak olursanız, şimdi Kur'an'da tabii müthiş bir imkan var. Şimdi Ramazan ayındayız, ee, okuyoruz, yıl içinde okuyoruz. Devamlı böyle düzenli her gittiğimiz yerde ama hadislerde öyle bir imkanımız yok. Hmm. Hadislerde, şimdi sorsanız o şu anda ben de yani öyle tahmin ediyorum en fazla yüzde yirmi beştir. Yüzde hmm. yirmi beştir yani sürekli tekrar edilmesi gerekiyor. Elhamdülillah geçen sene nasip oldu. Hı -hı. Bitirdik. Maşallah. Fakat bu tabii ilim e, Nasıl başladı hocam? Yani nasıl başladı? Nasıl karar verdiniz? Şimdi, yani hem Kur'an hafızısınız. E, maşallah hakikaten. E, bir de yanına hadis hafızlığına ilahiyat yolunuz nasıl başladı hocam? İlahiyat fakültesinde. E, Allah rahmet eylesin. Selman Başaran hocamız. Selman Başaran hocamız yani o derse ben üzülüyorum. Bizim arkadaşlar derse girme mecburiyeti olmadığı için girmiyorlardı. Biz 20 kişi falan giriyorduk sınıfa. Hmm. Ee, hakikaten e, çok değerli bir hocamızdı. Hadisi e, ben yani o Bukhari'yi biz onda okuduk. Yani bütünüyle olmasa da. E, ve hocamız devamlı hadis ezberlemeye teşvik ediyordu. Bu konu üzerinde e, efendim... Yani şu hadisleri mesela ezberleyin. E ders için ezberleyecekseniz gerek yok derdi. Ve o yıl bitmeden hocamız vefat etti. Hmm. E, prostat hastalığı vardı. Allah E çok eylesin. sevdiğim için Çankırı'nın köyüne defnetmek için de gittim ben hocamızı. İnşallah kabrini de ziyarete gideriz. İnşallah. O zaman da sonra gidemedik. Şimdi orada bir hadis-i şerif okuyoruz. Bir hadis-i şerif okuyoruz. Hadis-i şerif uzunca bir hadis ama bir bölümü şöyle. Kutsi bir hadis şerif diyor ki Rabbimiz Allah Teala kıyamet gününde e şimdi alimlere sesleniyor. Alim deyince bizde Kur'an ve sünnettir. Hmm. Bizim alim şeyimiz budur. Kur'an ve sünnet ilmine vakıf olan kişidir. Eyvallah. Ona ee, alim diyoruz. Buna alim diyoruz biz. Şimdi diyor ki Rabbimiz Allah Teala inni uridu ilmi ve hilmi İlla ve ana اريد an afir alekum ala ma kana fikum wala ubali. Hadi şerif bu. Diyor ki size ben ilmi ve hilmi. İlim bakın ilim orada salt olarak zikredilmemiş. İlim ve hilm, hilm ilmin potansiyel o hı hı. amele dönmüş şeklidir. Hı. İnsanın sözüne yansımış hareketine yansımış, ameline yansımış, yaşantısına yansımış, etrafına yansımış. Bunu doğu ortamı şekillendirmiş. Odur yani. Hilm. Hilm. Hilmi ismi de oradan geliyor. Hilm, evet. Şimdi ilmin yaşanmış şeklidir. Hmm. Şimdi se diyor alimlere, e, onlar demek ki ayrı bir yerde toplanmış. Hmm. E, i̇lmimi ve hilmimi diyor ben verdim. Çünkü ya bize veren, bize her şeyi veren Rabbim. Yani şu anda biz öğreniyoruz. O aklı veren o. Yani şu anda nefes alıp veriyoruz. Aldığımız nefeste bizim zerre kadar bir katkımız yok. Güneş her gün doğup batıyor. Güneşin bir saniyede tükettiği enerji miktarı 7 milyon tonmuş. Gaz harcıyor. Kim gitti bir de sabah güneşe o enerjiyi götürdü? Kimsenin <laughs> böyle bir şey yok. Bütün bunları veren Rabbimiz. Şimdi se diyor bu İlmi ve hilmi ben verdim. Benim diyor sizi bütün neyiniz varsa hepsini ben bağışlarım ve aldırmam diyor. Şimdi bu son derece önemli. Selçuk kardeşim. Yani Kur'an-ı Kerim okurken ben bazen insan bazı yere gelirsiniz orada takılırsınız mesela orada kalırsınız yani. Yani kaldığım yerlerden birisi şudur mesela. Oraya gelince Mutlaka orada bir dur. Dur yolcu var ya hani evet, Çanakkale'de. Evet. Dur yolcu bilmeden gelip bastığın bir toprak bir devrin battığı yerdir diyor ya şair. Şimdi orada durman lazım. Ne ordur lan? Şimdi ara suresi Kur'an'ın efendim Bakara suresinden sonra en fazla ayet sayısı olan sure. Hmm. Ama on sayfadır. Bakın on sayfa. Mesela Nisa suresi 30 eksi yarımdır. Yani 29 buçuk sayfadır. Hı hı. Onun ayet sayısından daha fazla bakın. Evet. Yani kısadır ayetleri. Kısadır. Ve peygamberlerden bahseder. Mesela o bahsedilen peygamberlerden birisi İbrahim Aleyhisselam'dır. Dördüncü sayfanın yarısına başlar. Beşinci sayfanın son çeyreğine kadar devam eder. Orada 8 satır İbrahim Aleyhisselam'ın duası var hani diyor ya kıyamet gününde sizi bağışlarım aldırmam. Orada şimdi bize biz yani bilenden öğrenmek lazım. Biz işi bazen algılayamıyoruz. Hmm. Şimdi İbrahim aleyhisselam ki Allah Teala onu övmüş. Teakadallahu İbrahim aleyh Diyor Allah Teala Allah İbrahim'i dost edindi. Hmm. Dost edindi. İnnehu leabbahun halimun Mesela Efendim Tevbe suresinde, Hud suresinde Rabbimiz ondan çok övgüyle bahseder. Şimdi o İbrahim Aleyhisselam o duasının bir cümlesinde bir şey söylüyor ki son derece önemli. Diyor ki: "Ve la tuhzini yawma Ya Rabbi, diriliş gününde beni rezil etme diyor. Diriliş gününde rezil olma korkusunu taşıyor. İbrahim Aleyhisselam rastgele bir insan değil. Peygamber olmasına Peygamber. Dağılır. Bir de peygamber. Bir de yani peygamberler hepsi seçilmiştir. Allah Teala onlardan da beşini seçmiş. Kıyamete kadar insanların en üstünleridir. O en üstün insanlardan beşinden biridir. İbrahim Aleyhisselam ve İbrahim Aleyhisselam. Mesela Peygamber Efendimiz Miraç'ta birinci katta Adem Aleyhisselam'dır. Yedinci katta Şimdi aradaki peygamberlere selamı ile onlara farklıdır. Mesela İbrahim aleyhisselam, Adem aleyhisselam ona merhaben, liveladı salih ve nabiye salih demiştir. Yani ey salih evlat hoş geldin. Aynı şeyi İbrahim Aleyhisselam'da da hmm. millete ebikum İbrahim, babanız İbrahim'in dini, babanız İbrahim. Şimdi dolayısıyla o gün o bile yani bu şudur. Yaptığın hiçbir şeye bakmadan o gün kurtaracak olan Allah'tır. Hmm. Mesele ona layık bir kulluk yapabilmedir. Mesela Peygamber Efendimiz şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın söylediğini Rabbimiz ayet yapmış. Peki Peygamber Efendimizin söylediğini işte onu Buhari zikretmiş. Onu hmm. Buhari'ye taşımış bize, hmm. sahabeden. Ne diyor orada Peygamber Efendimiz'in duasında? وَلَا اُخْصِي ثَنَاءً عَلَيْكِ Bakın aynı yere geliyor. Ya Rabbi diyor, ben sana layık olan senayı yapacak güce güdüre sahip değilim diyor. En كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَىٰ nefsik. Sen kendini yücelttiğin gibisin. Bakın farklı ifadeler ama aynı şeyler söyleniyor. İşte onun için Buhari önemli. Hmm. Onun için Müslüm önemli. Onun için Tirmizi önemli. Allah Resulü'nün o hassasiyetini bize taşıyan kişiler onlar. Bunu dert etmişler. Hayatlarını bunun için adamışlar. Allah onlardan razı olsun. Amin. Şimdi hocam sahih hadis var. Mevzu hadis var. Evet. Mütebatir dediğimiz hadisler var. Şimdi izleyicilerimiz haliyle bu kavramlara pek vakıf olamayabiliyor. Şimdi Bir hadis bir izleyicimiz diyelim, bir örnek verelim. Bir hadis okudu. Bunun sıhhatini e, nasıl anlayacak veya bununla amel etmesi özellikle e, gerekir mi? Mesela böyle sıkça sorular geliyor. Mesela bu hadis okudum. Bunu amel etmezsem günahkar olur muyum diyor hocam. Şimdi önce şunu ifade edeyim tabii. Şimdi kardeşlerimize şimdi bir hadis, hani sadece bir ayet, bir hadis, ayetler de öyledir. Mesela şimdi siz Kur'an okurken. Nasıl ayetlerde inzal durumu varsa yani Mekke'de söylenen gelen ayetler, hı hı. Mekke'de söylenen hadisler, Medine'de gelen ayetler, Medine'de söylenen hadisler. Şimdi bakın mesela içki ile ilgili bir ayet okuyacağım. Diyor ki Bakara suresinde yeseluneke. Şimdi bir kardeşimiz bu ayeti okudu. Sadece bu ayete göre amel etse yanlış. Yeseluneke anil hamr vel meysir. Kul fihema ismun ve ve yani sana diyor içki hakkında sorarlar de ki onlar için insanlarda fayda da vardır zarar da vardır hmm. onun zararı faydasından büyüktür şimdi bu haliyle yasaklayıcı bir şey yok sadece kardeşimiz bunu alsın da o ayeti alsa tabii ama şimdi Maide Suresi'nin sonra gelen Maide Suresi'nin 90. ayetine baktığımız zaman o zaman sen ona yaklaşamazsın. Ya yüllezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ansabu vel azlamu ricsun min ameli şeytan. Feştene buhul allekum tuflihun. Ey iman edenler size içki, kumar, falokları haram kılın. Şeytanın pisliğidir bunlar. Hmm. Uzak durursanız kurt. Bak kesin bir uzaklaştırma var. Şimdi hadisler de öyledir. Şimdi onun için e, İmam Azam Ebu Hanife, İmam Şafii, Ahmet bin Hammel, İmam Malik yani mezhepler hükümleri verirken onlara da dikkat ederek vermişlerdir. Hmm, mezheplerin önemi burada ortaya çıkıyor. Tabii işte. Burada önemi ortaya çıkıyor. Hmm. Biz o konuda şimdi bana sorsanız hocam sen uzman mısın? Ben kendimi uzman görmem. Değilim. Yani şimdi onların çünkü görüyorum onların hayatını bakıyorum yani onların okuduğum zaman olaylara vukufiyetinin ne kadar derin olduğunu görebiliyorum. Hmm. Onun için biz kardeşlerimiz olarak birini aldığımız zaman bir bilene sormamız lazım. Eyvallah. Şüphesiz. Yoksa ben... bir tanesini alıp yani e, o hadis i şerif Mekke'de söylenmiş Medine'de farklı şey söylenmiş olabilir. Bu ayetlerde de mevcut. Yani her sıradan bir vatandaş bunu bilmeyebilir. O yüzden yol gösterici olarak da başta mezhep imamlarımız olmak üzere işin ehline burada danışmak yani çok önemli. Yani şimdi değil mi yani her alan ciddidir. Mesela tıp bir kardeşimiz bir yerden bir tıp bilgisi okuyor. Evet. Değil mi? Evet. Onunla gidip yani amel edemez yani. Gidip doktora gidecek yani. Evet. Çünkü doktor nedir? o bütün bilgiler öncesiyle sonrasıyla bilen kişidir. Şimdi hayatın en ciddi şeyi dindir Yani bu şey dünya bu, ve ahiret saadeti. Kesinlikle hocam. Yani anayasaya getirseler önümüze koysalar <laughs> avukatlık yapamayız. yapamayız. Yani işin önderi, işin evet, usulünü evet. bilen, metodolojisini bilen tabii. biri bu konuda yol göstermesi evet, lazım. Tabii. Aynı şekilde tıp kitabını getirsek Ali hocam onunla bir ameliyata giremez herhalde. Evet. Ee, hepimiz de. giremeyiz, birimiz giremeyiz. Ama din konusu olunca hocam nedense bu yaklaşım e, yırtılıyor. Sanki her konuda din hakkında herkes söz söyleme hakkına sahipmiş gibi Maalesef. bir durum ortaya çıkıyor. Bir güzel esere devam edelim hocam. Ardından bu hocam. güzel sohbetimize yine kaldığımız yerden i̇nşallah. devam edelim inşallah. Evet. adı e, görünmüyor evet. e, Ali hocam. Maşallah. Şimdi Selçuk hocam e, geçen mikrofonla e, sizin şey yaparsın. Özür dilerim. Tabii. Ses evet. Yayınınızı izlerken şunu fark ettim. Onu söylemeden aslında yayını da bitirmek istemedim. Bu programdan çıkmak istemedim. E, ben e, ömrümün bir çoğunu Ramazanlarını Türkiye'de geçirdim. Evet. E, şurada 13 senedir falan Almanya'da geçiriyoruz şunu fark ettim. Ramazanlarda hep artık iftaras doğru yaklaşırken enerjimi vücut enerjimizin düştüğü vakitlerde. Biz açıyorduk televizyonda işte iftar programlarını işte hocaların sohbetlerini ilahiler falan dinleyerek <laughs> izlemesi kolaydı. güzel, yani. güzel vakit geçiriyorduk. <laughs> gerçekten şunu fark ettim. Almanya'ya gelince bunun eksikliğini ben gördüm. Camia TV'nin bu programını izlerken evde iftar programı izlerken o duyguları gerçekten samiyetimle söylüyorum. Ee, tekrar yaşadığımı hissettim. İşte çocuklar, oruç evet. daha 8 yaşındalar, ellerinizden öperler. <laughs> ee, artık onlar da oruçlarını tutuyorlar. Maşallah. Ee, böyle bir yayın falan açıp da beraberce izleyince o anlar daha bir keyifli hale geliyor. Evet. Bundan bir mütevellit e, sizlerin de tabii ki bizi davetinizden ötürü e, biz de bugün çocuklarımızın e, şeyi olduk artık böyle evde çocuklarımız hayranlıkla bekliyor. İşte babamız televizyona çıktı vesaire. <laughs> Şu an vesaire, izliyorlardır bizi. Kesinlikle onları da buradan izliyorlar. selam edelim. Sümeyye ve bir... Sümeyra ikiz, ikizler. Maşallah. Kızlarım. Öyle mi? İkizler. Evet. Maşallah. Evet, ellerinizden eferler. Onları da çok öpüyorum. Burada Onların e, gözlerini öpüyoruz buradan. Onlara da selam gönderiyoruz. Babanızın sesi çok güzel maşallah. Babanızın sesine sahip çıkan. <laughs> Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Eyvallah Ali Hocam. Kıymetli Hocam. Evet. E, i̇ftarımıza yaklaşık şöyle 10 dakika falan kaldı. Şimdi oh. e, soru çok tabii e, hepsine zaman kalmayacak. Şöyle bir soru sorayım hocam. Sizi etkileyen böyle hakikaten ya üzerinde günlerce düşündüğünüz, tefekkür ettiğiniz hadislerden e, en şey hangisi hocam? Böyle hakikaten e, sürekli hatırladığınız, sürekli sizi... E, Zamanla sarsmış diyelim. Hadis-i şeriflerden bizimle paylaşmak istediğiniz var mı? Bir hadis hafızı olarak hocam. Estağfurullah. Yani şimdi tabii pek çok var. Ama şimdi böyle deyince hakikaten e, hani okuduğum zaman hadis-i şerifi şöyle e, aklıma gelen hadisler oldu. Ya dedim yani bu hadisi eğer e, duymadan gitseydim yazık olurdu dediğim <laughs> hadisler oldu. Yani evet. öyle diyeyim. Şimdi onlardan birisi e, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem i inşa ediyor. Evet. İnşa ediliyor. Biliyorsunuz ilk önce Medine'de Kuba Mescidi. Peygamber Efendimiz orada burada mescidin önemine de e, bir vurgu yapmamız lazım. Şimdi şu teşkilat Allah'a hamdolsun eee yani camiler efendim yapan, camiler etrafında bir araya gelen ve camilerin işçisi olmayı erdem addeden bir topluluk. Elhamdülillah. 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 Şimdi e, Peygamber Efendimiz Kuba'da bakın e, rivayetler farklı. 4 veya 14 gün kaldığı rivayet ediliyor. Allahu Alem. Yani geçici. Orada kalmayacak. Ama hepimiz biliyoruz ki orada Peygamber Efendimiz bir mescit inşa ediyor. Kur'an-ı Kerim o mescide "Le üst üstü alet takva" diyor. Takva üzerine bina edilen mescit. Hmm. Yani şu demek bu. Burada şu önemli. Hani sizin söylediğinize geleceğim. Oradan Mescid-i Nebi'ye geçeceğim. Evet. Yani bir yerde biz geçici bile olsak orada mescit yapmamız lazım. Olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Hmm. Cami olmadan cemaat olunmaz. Yani dört gün kalmış olsa bile bir mescid, mescid yapacak. Kendimiz. Bakın hmm. yani Allah Resulü orada verdiği mesaj. Bu çok önemli. Mesela Peygamber Efendimiz Vehbin Ebi Kepşe'yi Çin'e göndermiş. Gonsa bölgesinde bir yere gidiyor Vehbin. Çin nerede? Vehbine Ebi Kepşe köleyken azat edilen bir sahabedir. Hmm. Yani o deyince aklıma şey de geldi. Şimdi Bedir'e giderken dört kişiye bir deve düşüyor. Hazreti Hamza'nın bulunduğu ekipte dört kişi var. Birisi Vehbi Nebi Kepşe. Hmm. Orada, orada da o var. Gönderiyor bakın 627. İlk defa o bölgeye cami yapan Huyusengse Cami. Gidip görmek nasip olmadı. Evet. Camiyle başlıyor işe. Hmm. E, İstanbul Arap Camii var biliyorsunuz Karaköy'de. Evet. 715. Hı. Oraya geliniyor. Hemen ilk iş orada bir Neden? Olmadan olmaz. Şimdi Peygamber Efendimiz oradan Mescidi Nebi'ye orası yeniden Mescidi Nebi inşaatı yapılıyor. Tabi sahabe tuğla taşıyor, harç taşıyor, Peygamber Efendimiz de taşıyor. Peygamber Efendimiz şeyleri yüklenmiş. Ondan sonra kerbişleri yoluna doğru giderken sahabe karşısından geliyor. Ya Resulallah sen diyor bırak diyor ben alayım diyor bu şeyi. Yani kerbişleri ben alayım diyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz öyle bir e, cümle, öyle bir e, söz ifade ediyor ki cidden kıyamete kadar bizim için yani e, nasıl iyi bir kul olunur? Onun dersini veriyor, hikmetini veriyor. Diyor ki: "Fahuz izhab fahuz gayra Burasını biliyoruz. Git sen başkasını al diyor. Bundan sonra söylediği üç kelimeden oluşuyor ama son derece önemli. Feleste bi efkara minni ilallah. Feleste bi efkara minni ilallah. Ne Yani şimdi bu hadis-i şerif aşağı yukarı bir buçuk sayfa. Hmm. Bir buçuk sayfa. Şimdi ne diyor Peygamber Efendimiz? Sen diyor Allah'a benden daha fazla muhtaç değilsin. Yani ben Allah'a senden daha muhtacım diyor. Bir peygamber diyor. Bir peygamber diyor. Alemlere rahmet olarak gönderilen. Hmm. Değil mi peygamber efendimiz? Ve mâ arsalnâke illâ rahmetel lil Ve inneke le hulukun azim. Ve huve Yani olmasaydı seni yaratmazdım. Sizi yaratmazdım. Kudsi şerif. Hurdani de geçer o. Şimdi bakın yani ayakları şişinceye kadar ibadet yapan hatta tevarramet kademâhu Değil mi? Meşhur Hazreti Anşa Validemiz zikrediyor yani. Şimdi bunları yapan bütün yaptıklarını bir tarafa bırakıyor ve Allah'a muhtaç olmak konusunda kendisini tabir yerindeyse sıfır görüyor. O sahabenin Allah'a en muhtacı görüyor. Evet. İşte yani bu yani Cidden uzun bir yani hala şimdi anlattığımda siz söylediniz yani en çok etkileyen. Belki de hadisler içerisinde beni en çok heyecanlandıran ve etkileyen hadis budur diyebilirim. Hmm. Hiç şüphesiz. Peygamber Efendimizin o tavazusu o ibadete düşkünlüğü. Çünkü neden? Bilen konuşuyor. Ha. Gitti, miraca gitti, geldi, gördü. Ona gösterildi. Ne kadar amin ayetler bülküfra en büyük ayeti gördü. Bilen konuşuyor. Onun için son derece önemli. Tabi zamanımız e, ne kadar bilmiyorum. Bir, Değil, biraz daha var hocam. Biraz daha var. Sonra tabii Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yani e, şimdi bu Cibril hadisi evet. onu konuşmuştuk. Orada Cibril hadisini. İmam Hatip'te okuyan herkes okumuştur. Evet. E, okumuştur. Çünkü bizim müfedadımızda vardı Cibril hadisi. Çok isabetli. Allah razı olsun. O hadisi e, efendim tercih eden hocalarımız Allah razı olsun. Şimdi o zamanlar okuduk. Ben hadis-i şerifi uzun zaman yani ne zaman yani sonraları anladım. Şimdi orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarıyla beraber ashab-ı kiram. İşte Kainatın Efendisi birisi geliyor. Yani işte beyaz elbiseleri, kimsenin tanımadığı, şekli şemali orada biliyorsunuz uzunca bir hadis-i şerif. Önce soru. Bir i̇nsan ediyor, suretine bir geliyor. Normal ya, bir insan geliyor. Fahbirni alil İslam. İnsan hmm. sureti. Dihyetül kelbi şeklinde gelmiş. Hmm. Dihyetül kelbi sahabeden. Peygamber Efendimiz Dihyetül kelbi Bizans'a elçi olarak gönderiyor. Hmm. Yakışıklı bir sahabi. Dihyetül kelbi. Bütün insanlar yakışıklıdır. Ama bazıları Allah vergisi daha güzel bir simaya sahiptir. Şimdi orada sorular var malumunuz. İşte fa akhbirni anil islam, fa akhbirni anil iman, fa akhbirni anil ihsan. Ondan sonra fa akhbirni metessa. Dört tane soru var. İslam'dan haber ver, imandan. Peygamber Efendimiz söylüyor. İslam şu, iman şu. Sonra ihsan soruluyor. Bir de kıyamet. Kıyamet konusunda Peygamber Efendimiz diyor ki, mel ölü bir aleme minni. Yani soran diyor, bu konuda benden daha bilgili. Şimdi sahabenin bak orada sahabe var, çok önemli bak. Bilmiyorum diyor yani. Bak bilmediğini söylüyor. Hmm. Kıyamet'i bilmiyorum. Diyor. Ya kıyameti bilmiyorum. Ya yani, kıyameti soran sorandan bilgili diyor. Sen benden daha iyi biliyorsun. Sen diyor. benden daha iyi biliyorsun diyor. Cebrail olduğunu biliyor. Şimdi bu çok önemli bir şey. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz ashabın bulunduğu yerde Allah'ın kendine bildirdiğini söylüyor. Bildirmediğini bilmiyorum diyor. Hmm. Bu çok önemli. Yani biz bilmediğimiz konuda bilmiyoruz diyebilmeliyiz. Eyvallah. Hoş. Bizim peygamberimiz Cebrail geldiğinde ashabın orada bulunduğu ortamda bunu söylüyor. İnsan için asıl olan bilmediğidir. 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 Hı. Çünkü bildiklerimiz bilmediklerimizin yanında evet. <laughs> yani denizde yani bir damla su değil. Orada bir şey var. E, Hazreti Musa Aleyhisselam. Yani o da büyük peygamberlerdi. Bütün peygamberler büyüktür de ulul azm peygamberler Hı. Ashab suresinde. İşte ona sorulmuş yani senden bilgili var mı? Yani o da onu insanlar bazında almış. Yani ben peygamberim bir de büyük peygamberlerdim. yok demiş yani. Allahu Teala işte Hızır Aleyhisselam'a ilk orada üç olay vardır. Orada giderken bir Hızır Aleyhisselam'la geminin güvertesinde o anda bir kuş geliyor. Denizden bir damlası su alıyor. Ondan sonra ondan sonra Hızır Aleyhisselam dersi veriyor. Bak farkında. Hızır Aleyhisselam bir peygamber değil. Diyor ilmi ve ilmike Yani benim ve il, senin ilmin Allah katında şu serçenin denizden aldığı su kadardır. Hmm. Serçe denizden ne kadar su alır? <laughs> i̇şte o kadarsa bizimkinin hiç bir anlamı yok. Evet. Yani hiçbir anlamı yok. Tabi o Cibril hadisinde bir de ihsan var bakın. Evet. İhsan var. Orada anahtar kelimedir. Birinci ve ikinci nasıl yapılacak? İhsan nedir? Bakın bir şey, şimdi burası sonra namaz kılacağız. Bir şu binayı yapıyoruz, bir iş yapıyoruz. Yaparken yapılma sürecinde ihsan yapılabilecek en güzel. Orada zaten tarifi yapılmış. Hmm. İhsan, U'budillâhe ke'enneke terâhu fe illem tekün terâhu fe innehu yarak. Yani Allah'ı görüyormuş Yapılan işi ne kadar sağlam yaparsan ihsan yapılma sürecini İhlas yani ihsan nasıl yapılacak? İhlas niçin yapılacak? Hmm. Allah için yapılacak. Eyvallah. İhsan ne kadarsa ihlas o kadar olur. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Evet. Diyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum hocam. Keyifli ben, sohbet için. Ben teşekkür ediyorum. Yani inanın samimiyetimle söylüyorum. Devam etse bir iki saat daha böyle koyu bir şekilde konuşurmaya devam Allah edebiliriz. Razı olsun. Ah, e, i̇ftar saatimiz geldi hocam Köln için iftar e, vakti ederim. geldi. Tüm izleyicilerimize başta, e, hayırlı iftarlar dilerken ben kıymetli konuklarıma teşekkür ediyorum Adem Endek hocam hem Kur'an hafızı hem de hadis hafızı bunu da dillendirelim e, çok güzel bir örnek oldu çok da güzel bir konu oldu kıymetli sanatçımıza değerli arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Köln için iftar vakti diyoruz. Hepinize hayırlı iftarlar efendim